arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimize çalışacağız. Modelimizi battaniyelerde ya da yeleklerde, hırkalarda tığ işi ile yapılabilecek dilediğiniz her yerde severek kullanabilirsiniz. Modelimize şöyle bir bakalım. Trabzanlarımızdan ve fıstıklarımızdan oluşan modelimizin tam orta yerine bir tane de ince dikerek şöyle farklı bir hava vermesini istedim. Dilerseniz tabi bu inceyi kullanmayabilirsiniz. Kullanacağınız yere ve amaca göre nasıl süslemek isterseniz süslemelerimizi yapabilirsiniz şuradaki trabzanla olan bölümlerimizi isterseniz beyazla ya da kullandığınız rengi uygun olarak süslemeler işleyebilirsiniz ya da farklı boncuklarla e, uygulamalar çalışabilirsiniz evet modelimizi örmek için hemen başlayalım kolay gelsin modelimizi kurmak için kafeslerimizi örmeye başlayalım yeterli ölçüde zincirimizi çektikten sonra 1 2 3, 4, 5, 6, 6. zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir zincir, bir atlayıp ikinci zincire batarak yeteri kadar kafesimizi örüyoruz. Hangi uzunlukta öreceksek örgümüzü o kadar Kafesimizi ayarlayalım. Mümkünse fazla zincir çekelim. Kalanını kesip atabiliriz. Bir tane zinciri atlıyorum. Yukarıdan bir zincir, aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batıyorum. Yukarıdan bir zincir çekiyorum, aşağıdan bir zincir atlayıp sıradaki zincire batıyorum. Ve bu şekilde kafesimi örüyorum modelimi kurmak için yeteri kadar kafesimi ördüm. Bu kafeslerimizin üzerinde modelimizi kurmaya başlayalım. Şu anda burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane kafesimiz var. Hemen zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum bir tane trabzanımı örüyorum hem başlangıcımızda hem bitişimizde mutlaka bir tane bu kutumuz yani kafesimiz devam edecek bitişte de aynı şekilde modelimizin kenarında bu kafesimiz olması gerekmekte Evet hemen yanına doldurmaya başlayalım içeriye giriyorum bir trabzan üzerine batıyorum trabzanları örüyorum birinci kutuyu doldurdum ikinci kutunun içerisine geliyorum bir trabzan ve kenardaki trabzanın üzerine batıyorum bakınız bir bir defa içeriye giriyorum bir de direk olan trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum tığımın başını doluyorum tamam başını doluyorum ve kenardaki trabzanımı örüyorum şöyle görelim bakınız aralara birer trabzan ve trabzanlarımızın üzerine örüyoruz kaç kutu ördüğümüze bakalım 1 2 üç, dört tane kutumuzu ördük 4 kutumuzu doldurduktan sonra bir tane daha kafesimizi örüyoruz ara direk olacak kafesimiz bakınız bir tane zincir çekiyorum hemen tepesine batıyorum şöyle bir tane arada direk olarak tıpkı buradaki direğimiz gibi devam edecek bir tane kafes boşluğu örüyoruz Bakınız buradan başlatacağız. Modelimizin sonuna kadar buradan kafesimiz devam edecek. Ve yeni kutucuklar örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimizi çekelim. Bir kafesimizden sonra modelimiz için gerekli olan kafeslerimizi örüyoruz. Şimdi içerisine uygulama yapacağımız modellerimizi toplamda 6 tane kafesimiz olacak bu arada bir sağda kafes bir solda kafes ortada 4 tane modelimiz için gerekli olan kutucuklarımız şöyle tam üzerine batalım modelimiz çok güzel bir model sayalım 1 2 3 4 5 6 6 tane kutucuğumuz olduktan sonra yeniden 4 tane trabzan kutucuğu dolduralım birinciyi doldurdum bir zincirin içerisine bir trabzanın üzerine bir zincirimin içerisine bir trabzanımın üzerine 1 2 3 son kutucuğumuzu dolduruyoruz bir bir trabzan üzerine yeniden 6 tane şurada örmüş olduğumuz gibi kafesimizi örelim bakınız kafesimizi sayalım 1 2 3 4 5 6 bir tane zincirimizi çekelim ilk kafesimizi örelim bir bir zincirimi çekiyorum zincirimi çekiyorum Yatağımızın sonuna kadar ördük. Bakınız şu şekilde bir tane kafes dört tane kutuyu doldurdum. 6 tane kafes 4 kutuyu doldurdum. 6 tane kafesimi ördüm ve en son kenar kafesimi örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. batıyorum 7. kafesimi ördüm. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi modelimizin dışında birer tane kafesimiz yani kutumuz sağda ve solda olacak. Şöyle görelim modelimizi. 6 kutu dıştakini saymıyorum. Şunlara bakınız. 6 kutumuz 4 tane kutunun içerisini doldurdum tekrar 6 tane kutumuz 4 tane kutumuzun içerisini doldurduk ve kenarda bir tane kafesimiz her ikisinin de kenarında başlangıç ve bitişti şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım 5 tane zincirimizi çekelim 2 3 4 ve 5 örgümüzün yönünü çevirelim hemen kenar kafesimizi örelim bir tane zincirimi çekiyorum modelimizin içinde olacak kafesimizin ilkini örüyorum. Bakınız şu kenar kafesimiz. Bunu hiç saymıyoruz. Modelimizin içerisinde bir tane kafesimi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci kafesimi örüyorum. Trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen yandan giriyorum ve 5 defa fıstık için sarıyorum. 2 3 4 5 tutuyorum burada kapamıyorum hemen alttaki iki tane kutunun önce ilkine sonra ikincisine giriyorum 1 2 3 4 ve 5 sonra yandakine giriyorum 1 2 3 4 ve 5 5 defa uzatıyorum 3 tane fıstık grubumuz var tek seferde şu şekilde çekiyorum ve kapatıyorum bakınız kapadım bir zincirimi çektikten sonra uzatıyorum ilmeğimi yukarıdan tekrar 5 defa fıstığım için sarıyorum 3 4 ve 5 kapatıyorum fıstığımı ve bir tane zincirimi çekiyorum şu şekilde bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen dibindekine değil bir sonraki trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve yeniden aradaki trabzanlarımı örmeye başlıyorum birer birer trabzanlarımızı örerek diğer kafeslerimizin olduğu yere kadar gelelim Evet bakınız bir birer ördüm bir tane zincir çekiyorum kafesimi örüyorum bir zincir çekiyorum kafesimi örüyorum tekrar şu şekilde bakınız ilmeğimi uzatıyorum şöyle bir zincir çekip ilmeğimizi uzatalım 1 2 3 4 ve 5 hemen aşağıya girelim 4 ve 5 bir sonraki yere giriyorum hepsini tek seferde çekiyorum kapatıyorum şöyle bakınız 3 tane fıstık grubumuzu kapadım bir zincirimi çektikten sonra uzatıyorum ve tepe noktama da 5 tane sarıyorum fıstığım için tekrar çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra hemen yandaki yere gelerek batıyorum bir zincir ve trabzanlarımı örerek sona kadar gelip tamamlıyorum. Şöyle görelim modelimizi. Ve en son trabzanımızı ördükten sonra kenardaki kutumuzu örmek için bir zincirimizi çekelim. Atalım. Ve şöyle kafesimizi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü yönünü çeviriyorum. Buradaki trabzanlarımı birer birer aynı şekilde örüyorum. Trabzanlarımızda herhangi bir işlem yapmıyoruz. 3 sıra örüyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımı tamamladıktan sonra tığımın başını doluyorum. Kafesimi tepesine geliyorum. Bakınız şuradaki trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ortaya giriyorum. 5 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya giriyorum. 5 defa sarıyorum. 2 3 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi örüyorum ve birinci çiçeğimi bu şekilde tamamlıyorum tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanıma gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Aradaki düz trabzanlarımızı örerek geldim. Bir tane kutucuğumuzu ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tam fıstıklarımın arasına girerek 5 defa sarmaya başlıyorum. Çiçeğimin üst kısımları için 4 ve 5 tek seferde çekiyorum bir defa kapatıyorum ve bir tane zincirimi ekliyorum uzatıyorum 2 3 4 ve 5 tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir zincirimi ekliyorum ve hemen yandaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum bir tane zincir kenardaki trabzanlarımı örüyorum ve şu şekilde bakınız 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Her seferinde mutlaka kenardaki trabzanımızı örmek için beşer tane zincirimizi çekelim bakınız. Beşer. Ancak dönüyor. Bir tane tepesine kalıyor şöyle rahat bir kutucuk oluyor. Evet şimdi bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum bakınız şimdi 1 bir zincir çekiyorum trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum buraya dikkat edelim tam çiçeğimin tepesine gelerek batıyorum bir zincir çekiyorum tam iki çiçeğimin ortasına girerek batıyorum bir zincir çekiyorum çiçeğimin ucuna batıyorum bir zincir çekiyorum kafesimin üzerine batıyorum şeklinde örelim bir zincir çekiyorum diğer kafesime batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir zincir çekiyorum alt sıradaki gibi yeniden kafeslerimizi oluşturmaya başlıyoruz bir zincir çekiyorum bir atlıyorum batıyorum bir zincir çekiyorum aşağıdaki trabzana battım bir zincir çektim çiçeğimin ucundaki yere batarak trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum çiçeklerimin tam arasına giriyorum bir zincir çekiyorum diğer çiçeğimin ucuna gelerek batıyorum bir zincir çekiyorum trabzanımın tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum trabzanımın tepesine batıp ilk trabzanıma bakınız bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum yani şuradaki yapmış olduğumuz işlemi şöyle gösterecek olursam bakınız. Bir tane trabzanımızın üzerine batıyoruz. Bir atlıyoruz. Bir batıyoruz. Bir atlıyoruz şeklinde örüyoruz ve sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Üste bir zincir aşağıdan atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir zincir aşağıdan atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir bir zincir ve en kenardaki çekmiş olduğum 5 tane zinciri ortalayarak giriyorum ve şu şekilde kenar kutucuğumuzu da oluşturuyorum şöyle görelim bakınız en alttaki sıramız gibi başlangıçtaki olduğu gibi tamamen kafese çevirdik bakın hepsini ördüm şimdi 5 zincir çekiyorum ve yeniden başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 arkaya çeviriyorum tığımın başını doluyorum İlk trabzanımın üzerine gelerek şu şekilde batıyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum Aşağıdaki kafese batıyorum. 1 zincir çekiyorum. Batıyorum. 1 zincir batıyorum. 1 zincir çekiyorum. Bakınız yeni kafeslerimizi örerek modelimizi kurmaya başladık ve devam ediyoruz. Bakınız 1 2 3 4. Şu noktaya kadar bakınız şuradaki 1 2 3 4. Çiçeğimizin hemen yanındaki olan kutucuğa kadar kafeslerimizi örerek geldim. Bakın şu şekilde. Şuradan şöyle bakacak olursak çiçeğimizin tepe noktası, ortası, diğer tepe noktası, diğer kenarına varana kadar birer birer ördük. Şimdi bu sırayı da bu şekilde trabzan olarak örüyoruz. Tam çiçeğimizin şurayı bakınız. Burayı lütfen çok dikkat edelim. En önemli noktalardan birisi burası. 1, 2, 3, 4 tane kutucuğumuz. Şöyle gördük. Tığımın başında oluyorum. Trabzanımı örüyorum ve başlıyorum. Bir zincirin içerisine bir trabzan üzeri. Bir zincirimin içerisine bir trabzanımın üzerine zincirin içerisine trabzanımın üzerine tekrar zincirimin içerisine ve trabzanımın üzerine şeklinde 4 tane kutucuğumuzu dolduruyorum 1 2 3 4 ve tekrar kafeslerimi örmeye başlıyorum bir zincir bir kafes diğer çiçeğimizin üzerine varana kadar bu aradaki kafeslerimizi bir zincir bir trabzan şekliyle örelim Düğümüz çok kolay. Sadece oraya dikkat edelim. Hiçbir sıkıntı olmadan ilerleyelim. Bir zincir. Bakınız. Kafeslerimizi yaparak geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafesimi ördüm. Şimdi bakın çiçeğimizin bir ucundan diğer ucunayız. Hemen bakınız battığımız yerin yan kutudan. 1, 2, 3, 4 kutumuzu trabzan olarak doldurmaya başlıyoruz. İçerisine giriyorum. Bir trabzan, trabzan üzeri. Dört tane kutumuzu dolduralım. Şu şekilde çekiyorum. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 kutumuzu doldurdum. Bir zincir çekiyorum. Kenardan iki tane kutucuğumuzu şu şekilde tamamlıyoruz. Ve bakınız modelimizin yerine böylece kaydırdık. Şöyle bakın. Çok hoş görülmekte. Şimdi e, ikinci kez fıstık dolgularımızı sararak ilerleyeceğiz. Evet 5 tane zincirimizi çekerek yeniden sıramıza başlatıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 örgümün yönünü çeviriyorum. Buradaki düz trabzanlarımızda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakınız tam 3 sıraya karşılık gelecek trabzanlarımız. Hepsini gördüğümüz şekliyle örelim. Kutucuklarımızı hazırlıyoruz. Birer zincir tepesine çektikten sonra trabzanlarımı birer birer örüyorum. Evet bu şekilde ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Şu kısma gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız trabzanımı örüyorum. Şimdi bir zincirimi çekip uzatıyorum. Ve sarmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen yanındakine giriyorum. Aşağının bakınız. 1 2 3 4 ve 5 ikinci sardım. Hemen yanındaki aşağıya bakınız. Şu şekilde giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 3 defa birisi yukarıda ikisi aşağıda sararak doldurdum tek seferde çekiyorum şu şekilde kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum ve hemen üstte ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 4 ve 5 çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çekiyorum. Fıstığımı kapadıktan sonra bakınız tığımın başını doluyorum hemen şuradaki bölümümüze gelerek batıyorum bir zincirimi çekiyorum ve trabzanımı örüyorum şöyle görelim ve devam edelim. Buradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum. Trabzanlarımızı birer birer örerek tamamladık. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Yeniden fıstıklı grubumuzu örmeye başlıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen batıyorum. ikinci kafesimizden sonra bir zincir çekip uzatıyorum. Bir, 2 3 4 5 5 defa ördüm çekmiyorum hemen alttaki ikiye giriyorum 1 2 3 4 ve 5 hemen yanındakine giriyorum 1 2 3 4 ve 5 üçünü tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi uzatıyorum yukarıya doğru ve başlıyorum sarmaya. 1 2 3 4 ve 5. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra hemen yandaki bölüme gelerek batıyorum bir zincir çekiyorum ve en sondaki trabzanımın tepe noktasına geliyorum şu şekilde kutucuğumuzu oluşturuyorum ve modelimizi kaydırarak bakınız alt kısmını yaptık şimdi üstteki iki tane çiçeğimizin kurulumunu yapalım 5 zincirimizi çekiyorum 2 3 4 5 çeviriyorum tepe noktasına batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum tam ortaya giriyorum 1 2 3 4 5 çekiyorum kapatıyorum bir zincir aynı yere bir daha çiçeğim için giriyorum çekiyorum kapatıyorum bir zincir tığımın başında doluyorum, hemen trabzan üzeri batıyorum bir zincir çekiyorum kutumuzu ördükten sonra birer birer trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz düz trabzanlarımızda herhangi bir Sıkıntı olmadan ilerliyoruz. Bakınız işlem yapmıyoruz burada. Şöyle görelim. Bakınız çiçeğimizi tamamladık. Düz trabzanlarımızı ördükten sonra yeniden fıstığımın iki tane çiçeğini yapmak için hazırım. Bir tane zincir çekiyorum. Kafesimin üzerine gelerek batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Beş defa sarıyorum. Bir, iki, 3 4 ve 5 çekiyorum tek seferde kapatıyorum bir zincir tekrar çiçeğimin diğer yaprağını örmek için sarıyorum çekiyorum kapatıyorum bir zincir tığımın başını doluyorum trabzanımı örüyorum tekrar bir zincir ve kenardaki trabzanlarımı örmeye başlıyorum ve bu şekilde modelimizi kurduk diğer sıramızda ise yeniden modelimizi kaydırarak aynı burada kurduğumuz gibi bir sıra tamamen kafesimizi örüyoruz. Kafesimizi örerken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta çiçeğimizin üzerine ortaya, çiçeğimizin diğerinin üzerine batarak Burada birer birer e, kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Evet modelimizi kaydırarak örmeye devam ettim ve bu şekilde kurdum. Üzerlerine de birer tane e, tam ortaya gelecek yere incimi diktim. İsterseniz inci dikerek, isterseniz incisiz kullanabilirsiniz. Hem yeleklerde, hırkalarda ve çok güzel battaniye battani ve battane tarzındaki örtülerde gayet güzel olacak bir model. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.